Sevgili arkadaşlar dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere din öğretimi genel müdürlüğü materyal sayfamızdan da istifade ederek 6. sınıf temel din İlgüler dersimizin yani İslam 1'in 3. ünitesini işleyeceğiz. Konumuz müminlerin özellikleri. Sevgili arkadaşlar mümin kime denir? Allah'a inanan, Hz. Muhammed'in peygamberliğini kabul eden, son din İslam'a inanan kişilere mümin denir, Müslüman denilir. Ve Müslümanların değerli arkadaşlar en büyük özelliği kendilerine Allah'ın emirlerini yapan, peygamberimizi kendilerine örnek alan, tüm söz ve davranışlarında da Allah'ın rızasını gözeten insanlara mümin denir. Dolayısıyla müminlerin özü de, sözü de birdir, doğrudur. Yani kalbimizden geçirdiklerimiz ile dilimizden söylediklerimiz aynıdır. Peygamber Efendimiz Hud suresinin 112. ayeti hakkında şöyle demiştir. Emrolunduğun gibi dost doğru ol ayeti beni, ihtiyarlattı. Yani bu ne demek? İnsan fıtrat üzere, tertemiz İslam fıtrat üzere doğar ve o şekilde yaşamaya devam eder. Yani müminin özüyle sözü bir olmalıdır. Allah nasıl emrettiyse o şekilde yaşamalıdır. İşte bu müminin şiarıdır. Müslümanların değerli arkadaşlar, ağzından çıkan sözler ve yaptığı davranışlar hep Allah'ın rızasını gözeterek olmalıdır. Yani Müslümanlar yalan söylememeli, hile yapmamalı ve başkalarını kesinlikle aldatmamalıdır. Çünkü Peygamberimizin örnek ahlakı bize bunu getiriyor. Peygamber Efendimiz değerli arkadaşlar Allah'a inandım de sonra dost doğru ol buyurarak Müslümanların aslında dünyadaki görevinin Allah'a inanmak olduğunu, Allah'a ibadet etmek olduğunu ve dolayısıyla Allah'a inanan ve Allah'a güvenen, Allah'ın istediği gibi yaşayan insanların da hayatlarında asla yalana yer olmadığını, dost doğru insanlar olacaklarını bizlere bildirmiştir. Doğru sözlü olmak peygamberimizin, güvenilir olmak peygamberimizin en güzel ahlaki erdemlerindendi. Bu yüzden peygamberimize Muhammedül Emin denilmişti. Çünkü onun özü de, sözü de, davranışları da hep Allah'ın rızası doğrultusunda, dost doğru idi. Allah'a değerli arkadaşlar ve peygamberine ve mümin kardeşlerine, Müslümanların hep dürüst olması gerekir. Çünkü bizler Allah'a inandım diyor isek Allah'a inandığımız gibi yaşamalıyız. Peygamberimizi kendimize örnek alıyoruz diyor isek peygamberimiz gibi hayat sürmeliyiz. Çünkü bizim bu dünyadaki yaratılış amacımız Allah'a ibadet etmek, Kur'an'ı öğrenmek ve ahirette ebedi cennete ulaşmaktır. O yüzden müminler özleriyle, sözleriyle, davranışlarıyla Kur'an ve sünnet doğrultusunda yaşamak zorundadırlar. Mümin Allah'a imanının gereği olarak değerli arkadaşlar davranışlarını düzgün yapmalıdır. Bir kişinin yaptığı davranışa baktığımız zaman onun mümin mi, münafık mı, kafir mi olduğunu anlayamayız. Çünkü kalplerde olanı ancak Allah bilir. Biliyorsunuz ki kelime-i getirerek eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu dediğimiz zaman bunu kalbimizle tasdik etmeliyiz, dilimizle de söylemeliyiz. Ancak bu şekilde mümin oluruz. Ancak bazı insanlar kalplerinden inanmadıkları halde biz de müminiz derler, kelimeye şehadet getirirler. İşte onlara münafık denir. O yüzden bizler içimizden geçirdiklerimizi davranışlarımıza yansıttığımız zaman işte müminin özelliklerini gerçek manada ortaya çıkartmış oluruz. Peygamber Efendimiz değerli arkadaşlar, müminlere en çok yalan söylememeyi yasaklamıştır. Çünkü Yalan söylemek münafıklık alametidir. Dilimizi yalana alıştırdığımız zaman şakayla da olsa yalan söylersek diğer insanların bize güveni azalır. Ve mümin güvenilen insandır. Şayet güvenilmiyorsa yalan söylüyor demektir ki dinimizdeki en büyük günahlardan birisi yalan söylemektir. Yalan söyleyen kişilerin hemen pişman olup kime yalan söylediyse gidip gerçeği itiraf edip Allah'a da tevbe edip af dilemesi gerekir. Müminler namazlarına özen gösterilir. Değerli arkadaşlar İslam'ın beş şartından birincisi namaz kılmaktır. Namaz kılmak Müslümanlara günde beş vakit sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı olmak üzere günde beş defa farz kılınmıştır. Yani her Müslüman günün beş vaktinde Allah'a ibadet ederek miraca yükselir. Nasıl ki Peygamberimiz miraca yükselip Allah'la buluşmuş ise namaz da işte miraçtan gelen bir hediyedir. Müslümanlar Allah'a, değerli arkadaşlar, en güzel saygı olarak ona ibadet etmek zorundadırlar. Bizim ibadetlerimize Allah'ın aslında ihtiyacı yoktur. İbadetleri etmekle bizim ihtiyacımız karşılanır. Çünkü Allah cinleri ve insanları ancak kendisine ibadet etsinler diye yaratmıştır. O yüzden peygamberimiz namaz dinin direğidir demiştir. Düşünün, evin direkleri var. Direkleri çektiğiniz zaman ev ne olur? Yıkılır. İşte namaz kıldığımız zaman da direkleri sağlam tutmuş olan bir dine inanıyoruz demektir. Namazını kılmayan dinini yıkmış olur. Müminler o yüzden ergenlik çağına geldikten sonra günde beş defa farz namazlarını ve ilaveten peygamberimizin sünnet namazlarını kılarak Allah'a secde anında en yakın olarak Allah'a ibadet eder, dua eder ve Fatiha suresini her namazda okuruz biz. Ne deriz? İyyâke na'budu ve iyâke nesta'in yalnızca sana ibadet eder ve yalnızca senden yardım dileriz. Müminlerin tek dayanağı, tek güvencesi Allah'tır. Biz yalnızca Allah'a ibadet ederiz. Peygamber Efendimiz değerli arkadaşlar, gelmiş geçmiş tüm günahları affedildiği halde kendini namaza adamıştır. Namaz müminin miracıdır demiştir ve ahirette müminler kıymetli arkadaşlar alınlarındaki secde izlerinden belli olacaktır. O yüzden namaz kılmayanlar bile bile namaz kılmayanlar büyük günaha girmektedirler. Bir an önce Allah'a tevbe edip namaza başlamaları gerekir. Kılmadıkları namazları da muhakkak eda etmeleri, kaza etmeleri gerekir. Peygamberimiz namaz cennetin anahtarıdır buyurmuştur. Ahirete vardığımız zaman değerli arkadaşlar ilk hesap namazdan olacaktır. Namazımızı şayet tam ve dürüst bir şekilde huşu içerisinde tadili erkana göre kılmış isek inşallah hesabımız kolay olacaktır. Namaz bizi her türlü kötülükten, hayasızlıktan, ahlaksızlıktan alıkoyar. Namaz kılan insanlar güvenilir insanlardır. Toplumun en saygın insanlarıdır. Çünkü onlar Allah'a dayanıp Allah'a güvenmektedirler ve Allah'ın dediklerini yapmaktadırlar. Namaz kılarken kıymetli arkadaşlar, nasıl ki sofra hazırken aç, durma, aç durmamak için önce namazı kılarız. Neden? namaz kılmayız sofra hazırken neden? Çünkü aklımız sofrada kalır. O yüzden namaz kılarken huşulu olmalıyız. Yani bizi etkileyecek hiçbir şeyin olmaması lazım. Gerekirse telefonlarımızı kısmamız, kapatmamız, televizyonu kapatmamız, odamızın kapısını kapatıp sadece Allah'a yönelmemiz ve Allahu ekber dediğimiz anda dünyayı ve içindekilerin hepsini geriye atmamız gerekir. İşte buna huşu denilir, tadili erkan denilir. Yani bir kişi namaz kılarken diğer kişi ona baktığı zaman acaba bu namaz mı kılıyor, oyun mu oynuyor dememesi lazım. Yani namazda biz Allah'ın huzurunda olduğumuzu hatırlayıp samimi bir şekilde, içten bir şekilde sadece Allah'ı düşünerek, sadece O'na ibadet ettiğimizi düşünerek değerli arkadaşlar namazımızı kılmalıyız. Namaz bittikten sonra da muhakkak Allah'a dua etmeliyiz. Ya Rabbi beni, anamı, babamı ve tüm müminleri bağışla. Onların günahlarını affeyle. Bizi doğru yoldan ayırma. Bizi Peygamberimizin şefaatinden mahrum eyleme. Cennette bizi cemalinle müşerref eyle. Peygamberimizle aynı ortamda bizleri buluştur diye kıymetli arkadaşlar namaz kılarız. Namazlar tek başımıza kılındığı gibi cemaatte de kılınabilir, evde de kılınabilir, camide de kılınabilir. Yeryüzünün temiz olan her yerinde namaz kılınabilir. Camilerde müminler saf saf hizaya geçerler. Şayet hastalık zamanlarında bulaşıcı hastalık var ise aralarına mesafe koyarak ceyler arkadaşlar namaz kılarlar. Namaz kıldıran kişilere imam denilir. Ezan okuyan kişilere müezzin denilir. Cemaatin bu şekilde sırayla durmasına saf denilir. Saf saf müminler hizaya geçerler. Hep birlikte ne yaparlar? Allah'a ibadet ederler. Onun mutluluğunu, huzurunu yaşarlar. Kıymetli arkadaşlar, müminlerin diğer bir özelliği de emri bil maruf nehi anil münkerdir. Yani Müslümanlar iyiliği emrederler, kötülüklerden de insanları sakındırırlar. Çünkü dinimizin farz bir ibadetir, Yani namaz kılmak kadar her müminin yapması gereken bir ibadette iyiliği emretmek, kötülükten de men etmek. İyilik nedir? Allah'ın emirlerine uymaktır. Kötülükse Allah'ın emirlerine uygun davranmamaktır. O yüzden Müslümanlar diğer müminlerin elinden ve gelinden, dilinden emin olduğu kimsedir. Yani mümin mümine zarar vermez. Bir Müslüman diğer Müslümana selam verdiği zaman ben Müslümanım benden korkma demektir. Diğer Müslüman da selamını aldığı zaman selamun aleyküm, aleyküm selam dediği zaman ben de Müslümanım sen de benden korkma demektir. Ve bir mümin değerli arkadaşlar iyiliği emredip kötülükten sakındırma asli vazifesi olduğunu bilir. Anne babaya, komşulara, tüm insanlara hatta hayvanlara, bitkilere yani Allah'ın yarattığı alemdeki her şeye, her maddeye, her canlıya iyilik yapar. Çünkü Müslümanlar bir kötülük gördükleri zaman ne yapacaklar? Önce onu elleriyle düzeltmeye çalışacaklar. Eğer buna güçleri yetmezse dilleriyle anlatarak onu düzeltmeye çalışacaklar. Şayet buna da gücü yetmezse değerli arkadaşlar kalplerinden bu yapılanın kötü olduğunu düşünüp onların ıslah olması Allah'a dua edecekler. Ama bu da imanın en zayıf noktası. Çünkü müminler kötülükleri bir an önce yok etmek zorundadırlar. İnsanlara iyiliği, güzeli, hakkı, adaleti, dinimizi anlatmak zorundadırlar. Çünkü insanlara anlata anlata değerli arkadaşlar doğru yolu girdirebilirsiniz. Kötü olduğunu bir insana davranışını söylemezseniz, bir insanın yaptığı şeyin kötü olduğunu söylemezseniz belki de onun farkına varamayacak ve sürekli o kötülüğü işlemeye devam edecektir. Peygamber Efendimiz değerli arkadaşlar, "Yessiru ve la tuassiru, beşiru ve la tunefuru" buyurarak dinimizin müjdelemeyi emrettiğini, kolaylaştırmayı emrettiğini, zorlaştırmadansa yasakladığını insanlara bildirir. Müminler değerli arkadaşlar, diğer bir özelliği yoksulların hakkını gözetmektir. Çünkü el müminu ehul mümin. Dinimize göre her mümin, her Müslüman diğer Müslümanın kardeşidir. Biliyorsunuz hicret olayından sonra peygamberimiz 622'den sonra Mekke'den Medine'ye hicret edince oradaki e, ensar ile Mekke'den gelen muhacirleri kardeş ilan etmiştir. Yani muahat anlaşması imzalamıştır ve Medine'li Müslümanlar evlerini, tarlalarını, eşyalarını muhacir kardeşleriyle bölüşmüşlerdir. Bu dünya tarihinde bir ilktir ve bir daha asla öyle bir şey gerçekleşmemiştir. O yüzden Allah bizlere zenginlik verirse değerli arkadaşlar imtihan içindir. Fakirlik verirse o da imtihan içindir. Ama zenginlerin malının içerisinde fakirlerin hakkı vardır. O yüzden dinimizde zekat vermek zorunludur. Yani namaz kılmak gibi zorunludur. Zengin olan Müslümanlar her yıl mallarından bir kısmını fakirlere, ihtiyaç sahiplerine vermek zorundadır. İşte buna zekat denir. Zengin olmayanlar da değerli arkadaşlar Allah'ın rızasını, sevgisini kazanmak için infak ederler. Yani Rablerinin kendine verdiği her türlü maddi manevi yardımları yaparak sadaka sevabı kazanırlar. Müslüman, Müslümanın kardeşidir der Peygamberimiz ve ona zulmetmez, onu yardımsız bırakmaz, onu küçük görmez der. İşte Müslüman budur. Egoistlik, hayalperestlik, maddeperestlik Müslümanda yoktur. Yani Müslüman kendini Allah'ın yarattığını, diğer insanları da Allah'ın yarattığını düşünerek Müslümanlara hor bakmaz, onları küçümsemez. Zenginse kibirlenmez, fakirse de isyan etmez. Allah katında tüm insanların eşit olduğunu düşünerek üstünlüğün ancak takvada olduğunu Takvanın ise ne kadar çok iyilik yaparsak, ne kadar çok Allah'ı seversek işte o kadar bizim üstün olacağımızı düşünerek hayatını devam ettirir. Zekat değerli arkadaşlar akıllı olan, ergenlik çağına giren, zengin Müslümanlar için yılda bir defa vermeleri farzdır. İnfak ise az önce söyledim. Allah'ın rızasını kazanmak için mallarımızdan yaptığımız her türlü Müslümanlara yapılan yardımlara da infak denir. Sadaka ise zengin fakir ayrımı gözetmeksizin herkesin ne verirsen elinle o gider seninle mantığın, mantığı gereğince. Kimi bin lira verir, kimi bir lira verir. Orada niyet önemlidir kıymetli arkadaşlar. Diyelim gösteriş olsun diye riya yapmak için insanlar bakın nasıl da yardım ediyor, şöyle böyle desin diye riya ile bin lira verdi diyelim. O Allah katında kabul olmuyor. Ama diğer insan sadece Allah rızası için sağ elinin verdiğini sol eli görmeyecek şekilde kimseye bunu reklam etmeden Allah rızası için diyelim bir fakire bir lira verdi. İşte Allah onu kabul ediyor. Değerli arkadaşlar Allah insanlara maddi manevi bir sürü nimet vermiştir. Sağlık nimeti, mal nimeti, evlat nimeti, göz nimeti, kulak nimeti, eşya nimeti diyelim her şey vermiştir. İşte Allah'ın bize vermiş olduğu bu nimetleri Şayet aşırıya gidip e, fazlaca harcarsak, ihtiyacımız olmayan malları alırsak, aldığımız halde kullanmadan çöpe atarsak, diyelim bir tane ekmek, 110 tane ekmek aldık, ertesi gün bayatta da 9 tanesini çöpe attık. İşte buna israf denilir. Bir de zamanın israfı vardır ki Allah bize her gün 24 saat veriyor. Bu zamanımızı planlı, programlı, harcamalı kullanmalıyız ve asla zamanımızı boş yere harcamamalıyız. Değerli arkadaşlar, sağlık da Allah'ın bize vermiş olduğu bir nimettir. Sağlığımızı da kesinlikle Allah'ın verdiği ölçüde korumalıyız ve onu da isyan edip hastalıklar getirecek şekilde, sağlığımızı bozacak davranışlarda bulunmamalıyız. İşte israf edenlere de müsrif denilir. Allah Kur'an'da ''Yiyiniz içiniz fakat israf etmeyiniz.'' buyurur. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Peki ne yapacağız artan yemeklerimizi? Dolaba koyacağız, bayatlamasın diye ertesi gün yiyeceğiz. Ya da fazla yaptıysak komşularımıza vereceğiz değerli arkadaşlar. İşte bu şekilde paylaşma bilincini asla unutmayacağız. Müslümanlar Ramazan ayında çok paylaşırlar. Ancak günün her zamanı, ayın her günü de paylaşmak olduğunu unutmadan... İhtiyaç sahibi olan mümin kardeşlerimizi de yediklerimizden, içtiklerimizden, giydiklerimizden vermeliyiz. Peygamberimiz değerli arkadaşlar savurganlığı yani İslam'ın emrettiği zekat ve sadaka ile infak yapmak dışındaki savurganlığı yani malımızı çarçur etmeyi. Allah bana ne kadar para vermiş ben bunu sadece kendim için harcayacağım mantığından uzak bir hayat yaşamamız ister. Çünkü kazandığımız her kuruşun hesabını vereceğiz ve şayet zenginsek harcamadığımız her kuruşun, zekat vermediğimiz her kuruşun da hesabını vereceğiz. O yüzden aşırı tüketimden mümkün olduğunca uzak durup Rabbimizin bizler için verdiği nimetleri kıymetli arkadaşlar kullanmıyor isek, iyi ise, temizse, kullanışlı ise muhakkak onlara birilerinin ihtiyacın olduğunu düşünüp ihtiyaç sahiplerine onu götürüp vermeliyiz. İsraf sadece mal ve paranın boş harcanması değildir değerli arkadaşlar. Az önce de söyledim Allah'ın insana verdiği bütün nimetlerin aşırı tüketilmesi de nedir? İsraftır. Zamanı boşa harcamak, sağlığı bozmak yine birer israftır. Peygamberimizin çok güzel bir hadisi vardı değerli arkadaşlar. Sağlık ve boş vakiti halkın çoğunun aldanıp değerlendiremediği iki nimet olarak değerlendirir Peygamberimiz. Düşünün sınavlarımıza gelmeden önce bizim o kadar çok vaktimiz, zamanımız var ki eğer biz onu oyunlarla, eğlencelerle, sürekli filmlere bakarak, telefonla oynayarak geçirirsek sınav haftası hangi derse nasıl çalışacağımızı kararlaştıramayız, elimiz ayağımıza düşünür. Belki de zayıf alırız, belki de dersten kalırız. O yüzden derslerimize her hafta düzenli bir şekilde hangi konu işlediyseniz onları tekrar ederek çalışmak işte israfı önlü, zaman israfını önlemek demektir. Sağlık da kıymetli arkadaşlar. Normalde sağlıklı hasta olmayan insanlar bunun değerini bilmezler. Allah korusun bulaşıcı bir hastalık gelse ya da bir dişiniz ağrısa ya da grip olsanız işte o zaman sağlığınızın kıymetini anlarsınız. Sağlık gittiği zaman hiçbir şeyin değerinin olmadığını görürsünüz. Müminler cömert insanlardır değerli arkadaşlar. Yani Allah'ın vermiş olduğu her türlü maddi manevi nimetleri insanlarla paylaşırlar. Ancak bazı insanlar vardır ki onlara cimri insanlar denir. Yani mal edinme hırsıyla harcamada bulunmaktan, yardım etmekten korkarlar. Hiç kimseye yardım etmezler. Paralarını kesinlikle harcamayı sevmezler. İşte öyle insanlara da cimri denilir. Halbuki dinimizde helal kazanç önemlidir kişi kazandığı helal kazancından hem kendi ihtiyaçlarını hem ailesinin ihtiyaçlarını hem de fakir fukaranın ihtiyaçlarını karşılar ki Allah ona daha fazlasını verir. Sadece kendine düşünen, insanlara hiç yardımda bulunmayan, iyilik etmeyen, yani cömert olmayan insanlara cimri eş anlamısı da pinti denilir. Allah kıymetli arkadaşlar insanı fıtrat üzere yaratmıştır. Yani insanı doğuştan tertemiz yaratmıştır ve İslam dinine inanma potansiyeliyle yaratmıştır. Ancak insana akıl ve irade vererek meleklerden farklı olduğunu belirtmiştir. İnsan kendi akıl ve iradesiyle değerli arkadaşlar iyiliği, kötülüğü seçecektir. Ve bu seçtiği iyilik ve kötülükler sonucunda yaptığı davranışlardan da sorumludur. Dolayısıyla bir insan cömertliği seçerse Allah katında mükafatı değeri vardır. Şayet cimriliği seçerse, yani harcamayı sevmez, insanlara kazandığından yardım etmezse onun da sonunda cezasının olacağını kabul etmelidir. Ve bizim bu yaptığımız zerre miktarınca iyilikler, zerre miktarınca kötülükler sağımızda ve solumuzda bulunan Kiramen katibin melekleri tarafından yazılmaktadır ve ahirette meh, mahşer meydanında değerli arkadaşlar bunların hepsinin hesabı ya da mükafatı verilecektir. İyi isek, cömertsek, güzel ahlaklı isek, Allah'ın verdiği nimetlere şükretmişsek, ibadetlerimizi yapmışsak inşallah Allah bizleri cennetle şereflendirecektir. Şayet inanmayanlar, münafıklar gibi olmaya özenirsek, onlar gibi kötü isek o zaman da ahirette cehennem diye bir yer vardır, orada cezamızı çekeceğiz. Cimrilik değerli arkadaşlar ya da e, savurganlık, e, israf sadece kendi evimizde, kendi malımızda değildir. Devletimizin, milletimizin, tüm toplumumuzun ve tüm insanlığın ortak değerleri olan noktalarda da tasarruflu olmalıyız. Mesela okulumuzdaki e, fazla yanan lambaları, boş akan suları kesinlikle ne yapmalıyız? Kapatmalıyız, söndürmeliyiz. Çünkü onlarda sadece bizim hakkımız yok. Toplumumuzdaki tüyü bitmemiş yetimlerin yani herkesin hakkı olduğunu düşünerek devletimizin, milletimizin bize emanet ettiği her şeye kendi malımız gibi sahip çıkmalıyız. Hatta onlardan daha fazla korumalıyız. Okulda bir fotokopi makinesi varsa mesela onu boş yere kullanmamalıyız. İsraf etmemeliyiz. Kağıtları, kitapları, defterleri israf etmemeliyiz. Çünkü bizim israf ettiklerimize ihtiyaç olan milyonlarca insanın olduğunu asla unutmamalıyız. Cömertlik de cimriliğin tam tersi de değerli arkadaşlar. Allah'ın verdiği nimetleri Allah rızası için bol bol paylaşmaktır cömertlik. Peygamberimizin en büyük özelliklerinden birisi de cömertti. Eline geçen her şeyi insanlara infak eder harcardı. Hatta bir defasında pazardan aldığı gömleği yolda birisi görür ve ister ya Resulallah benim gömleğim yoktur diye ve çıkarıp anında ona verir. İşte bizler de kıymetli arkadaşlar gerçek fakirleri bulup onlara vermeliyiz. Dilenciliği meslek haline getirenlere vermemeliyiz ki onlar çalışmaktan kaçınıyorlar. Ama muhakkak akrabalarımızda, mahallemizde, köyümüzde, şehrimizde gerçek ihtiyaç sahipleri vardır. Zekatımızı, sadakamızı onlara vermeliyiz ki gerçek yerini bulsun diye. Kur'an-ı Kerim'de müminlerin özellikleri sayılırken müminin özü sözü doğrudur buyurulur, namazlarına özen gösterir denir, iyiliği emredip kötülükten engeller denilir, yoksulun hakkını gözetir, israftan ve cimrilikten kaçınır, cömert olur diye müminlerin özellikleri Kur'an'da bu şekilde belirtilmiştir. Allah'ın 99 esmai hüsnası vardır biliyorsunuz. Onlardan birisi de El Basit. Açık, genişleten, bolluk veren, El-Basit. El-Muhsin ise yaptığı şeyleri iyi, güzel ve sağlam yapan, insanlar ikramda bulunan El-Mani de kötü şeyleri engel olan Allah'ın güzel isimlerinden üç tanesidir değerli arkadaşlar. El-Basit ile Yüce Rabbimiz kullarına rızıklar verir, kullarına cömertçe ikram eder, bulutlardan yağmurlar indirir, insanlara beden gücü, ilim gücü verir, yeryüzünü serip döşeyen anlamında kullanılan El-Basit ile insanlar Allah nimetlerini bol bol ihsan eder. Kur'an-ı Kerim'de bunlarla ilgili değerli arkadaşlar pek çok ayet vardır. Müminlerin darlıkta da bollukta da dünyada imtihan halinde olduklarını, şayet insanlar darlıkta, sıkıntı da olursa sabretmeleri, bolluğa ulaşırlarsa da şükretmelerini ister Allah'ımız. El-Muhsin yaptığı şeyleri iyi, güzel ve sağlam yapan anlamına gelen Allah'ımızın güzel bir ismidir. Ee, Yarattıklarını en iyi, en güzel şekilde Allah yaratır. Bir hayvanı, bir kuşu, bir insanı gördüğünüz zaman Allah'tan başka o şekilde güzel yaratabilecek hiçbir yaratıcı yoktur, olamaz da zaten. O yüzden Allah'ın var ve bir olduğuna müminler daima inanırlar. Allah'ın ikramlarına karşı müminler yerler, içerler, şükrederler. Allah'ın imtihanlarına karşı da namazla, oruçla, sabırla Allah'tan yardım dilerler. Kıymetli arkadaşlar, insanoğlu bu dünyada imtihan için yaratılmıştır. İmtihanların başarılı geçmesi için Kur'an'ı ve Peygamberimizin hadislerini iyi bilmemiz lazım. Çünkü imtihanlar karşısında müminlerin neler yapmalar gerektiği, imtihanlar karşısında müminlerin nasıl davranmalar gerektiği, mesela Asır Suresi'nde der ki, onlar hakkı tavsiye ederler, sabrı tavsiye ederler. Yani biz insanlığa gönderilmiş en güzel insan ümmetiz. İnsanlığa biz doğru yolu öğretiyoruz. El-Mani de kötü şeylere engel olan, bunların gerçekleşmesini istemeyen anlamına gelen Allah'ımızın 99 isminden birisidir. Dolayısıyla bu dünyada gerçekleşen her olay Allah'ın iradesiyle olmaktadır. Allah istese dünyadaki herkes mümin olur. Allah istese dünyada hiç kimse haksızlık görmez. Ama o zaman imtihan olmaz değerli arkadaşlar. Allah bize akıl vermiş, irade vermiş, iyiyi kötüyü seçme hürriyeti vermiş, Dolayısıyla biz özgürüz. Hatta din seçmede bile özgürüz. La ikrahe fit din buyurur Allah. Allah din seçiminde insanları zorlamayın buyurur. Peygamberimiz hiç kimseyi zorlamamıştır. Mesela amcası Ebu Leheb e bu talip inanmamışlardır. Onları zorlamamıştır. Çünkü kişi isteyerek iyilik yaparsa, isteyerek bir dine girerse o zaman mükafatı vardır ki İslam kolaylık dinidir. İslam barış dinidir. Müslüman da doğru, güvenilir insandır diyerek dersimizi burada tamamlıyoruz kıymetli arkadaşlar. Yeni derste de görüşünceye kadar hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Rabbim muhafaza eylesin inşallah.